Öncelikle başta eşi hanımefendi ve çocuklar olmak üzere tüm Somuncuoğlu ailesine ve Türk milletine başsağlığı dilerim. Ben Emrullah Özdemir. Emekli bir asker ve yazarım. Sade abiyle tanışmamız 2011 yıl sonlarına dayanır. 2011 yılında yine bir emekli asker aracılığıyla Milli Düşünce Merkezi'nde kendisiyle tanışma imkanı buldum. O günden sonra da fikirlerinden, düşüncelerinden, tecrübelerinden ziyadesiyle istifade etme şansı buldum. Birlikte epey vakit geçirdiğimiz dönemler oldu. Kendisi gerçekten tabiri caizse bazı insanlar başkalarının hayatına dokunur ya, hayatıma dokunabilen sayabileceğim birkaç insandan biridir. Benim için yeri gerçekten ayrıydı. Ruhu şad olsun. Onunla ilgili pek çok anımız oldu bu süre zarfında ama elbette birkaç tanesinden bahsetmek isterim. Yazarlığımdan dolayı yazarlık çalışmalarında ilk çalışmamla Sade abiyle tanıştıktan sonraki ilk çalışmamda daha doğrusu Tomris romanını yazmıştım. Sade abiyle bu konuyu görüştüğümde kendisi o zaman yaptığım çalışma için Emrullah bu yaptıkların gerçekten çok kıymetli, çok değerli çalışmalar, Türk gençliğine ışık tutan çalışmalar demişti. O an hiç unutamam. Gerçekten beni çok etkilemişti. Elbette kitabımın yayınlanma sürecinde de ciddi manada girişimleri oldu. Nasıl yayınlasak, nerede yayınlasak, nasıl daha iyi olur gibi pek çok tabiri caizse beyin fırtınası yürüttük. Sonunda yine birlikte karar verip, kitabın yayınlanacağı yayın evine dahi birlikte karar verip o şekilde kitabın yayınlanmasını sağlamıştı. Tabii Tomris'le ilgili bir başka söylediği bir başka husus da yine hiç unutmam. Bu kitabın tanıtımını dedim. Milli Düşünce Merkezi'nde yapacağız ama sakın başka bir yere söz verme. Nasıl isterseniz abi dedim. Başka türlüsü düşünülemez zaten. Sade abi benden böyle bir istekte bulunmuşsa reddetmem mümkün değildi. Öyle yaptık. O günü hiç unutamam. Gerçekten güzel bir gündü. Birlikte ilk tanıtım çalışmasını ilk imza günü Milli Düşünce Merkezi'nde yaptık. Çok güzeldi. Hala hatırımdadır. Aklıma geldikçe duygulanırım. Bir başka anımız 2015 yılındaydı. 2015 yılında Ermeni meselesinin 100. yıl kapsamında bilenler bilir. Milli Düşünce Merkezi'nde kapsamlı bir çalışma başlamıştı. Emrullah bu konuyla ilgili, Ermeni meselesiyle ilgili kitaplar çıkarmamız gerek dedi. Bu konuyla ilgili bir roman da sen yazsan ne güzel olur dedi. Benim bununla ilgili bir düşüncem vardı zaten. Sade abiyle paylaşmıştım. Çok memnun olurum abi dedim elbette. Elimden geleni yaparım. Ve ruhum kıyama kalktığı çıkarmıştım. Sonra nacizane o çalışma kapsamında çıkan bir iki kitaba da elimden geldiğince, aklım yettiğince editörlük çalışması yaptım yine. Katkıda bulunmaya çalıştım. Kitabın ilk tanıtımını da tabii Sade abi Ermeni meselesinin 100. yıl kapsamında devletin herhangi bir resmi karşı duruşu olmadığı için Sade abi, Ahmet Bican Ercilesun hocam, Hanım Hallova hanım gibi değerli büyüklerimiz kendileri elini taşın altına sokup yurdun çeşitli yerlerinde sempozyumlar ve paneller düzenleyerek bir karşı duruş sergileme gayretindeydiler. O çalışmanın ilk ayağı da Milli Kütüphane'de gerçekleşti. Ruhum kıyama kalktı ile ilgili samimi duygularını ikimiz bir aradayken aktardı.
çok hüzünlendiğini, çok duygulandığını söylemişti. Milli Kütüphane'de yaptığı toplantıda da bir kez daha söyledi. Ruhum Kıyamak adlı romanını tutup herkese, oradaki sempozyumda bulunan tüm ziyaretçilere gösterdi. Bu kitabı okuyun dedi. 2 gün uyuyamayacaksınız ama kaçsın dedi. Uykularınızın kaçması lazım. Türk milleti uykuları kaçmadıkça akıllanmayacak gibi söz söyledi. O anı hiç unutamam. Tüylerim diken diken olmuştu. Gerçekten birlikte yaptığımız işin ne kadar güzel olduğunu düşündüm. Saad Ağabey ile ilgili böyle de bir anım vardı. Yine Suriye'deki savaştan sonra sokakta kalan Türkmenlerle ilgili bir yardım çalışmamız oldu. Burada detaylarına girmeyeceğim, yardım çalışması olduğu için, ama kendisi de öyle isterdi diye düşünüyorum. Güzel bir çalışmaydı. Elimizden gelen gayreti gösterdik. O anları hiç unutamıyorum. Onun haricinde tabii yine geçen süre zarfında pek çok anımız, pek çok sohbetimiz oldu. Tabii anlatmak da bitmeyecektir, çok uzun sürecektir, ama bunları paylaşayım istedim. Tabii sözün sonunda şunu söylemek gerek. Sade abi, bilmiyorum bu tanım uygun mudur ama bizler tabii yazar olarak biraz daha duygusal sözlere meyilliyiz. Türk milletinin aksaçlı bilgesidir diyorum kendisi. Türk milleti kendisini unutmayacaktır. Sevenleri kendisini unutmayacaktır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Saad Ağabey'e buradan kendisine karşımdaymış gibi seslenmek istiyorum. Ağabey, sen gerçekten kutlu bir insanın, tinin şad olsun.